Almanya ile ilişkiler geriliyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlerdir merakla beklenen Berlin ziyareti bugün gerçekleşiyor. Erdoğan, Başbakan Scholz'la bir araya gelmeden ortak bir şekilde basının önüne çıktılar. Berlin muhabirimiz Cem Dalaman şu anda hemen karşımızda. Çünkü son gelişmeleri hemen kendisinden alacağız. Bize gelen haberlere göre, senin verdiğin bilgilere göre bayağı bir gerilimli basın toplantısı olmuş. Cem, neler konuşuldu? Evet, gerçekten de çok konuşulacak, uzun süre tartışılacak bir basın toplantısı oldu Serdar. Bugün öğleden sonra Berlin'e geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk durağı Cumhurbaşkanı mevkidaşı Steinmeier, Frank-Walter Steinmeier oldu. Orada basına kapalı bir görüşme gerçekleşti. Sonradan bize aktarılana göre Steinmeier ve Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemdeki değişik konuları, bu arada İsrail-Filistin çatışması da dahil olmak üzere çeşitli konuları ele aldılar. Ardından esasında bu ziyaretin, günübirlik ziyaretin doruk noktası olarak tanımlanabilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz görüşmesi için Cumhurbaşkanı Başbakanlık binasına geçti ve Başbakanlık binasında şu saatlerde devam eden bir toplantı ve akşam yemeği, öyle diyelim, heyetlerle birlikte bir toplantı var. Fakat onun öncesinde günlerdir merak edilen bir soru vardı. İki lider basın toplantısı yapacaklar mı, basın açıklaması yapacaklar mı ve klasik anlamda, gerçek anlamda bir basın toplantısı oldu. İlk önce Olaf Scholz söz aldı ve Türkiye'nin katkısının çok büyük olduğu tahıl koridoru anlaşmasına atıfta bulundu. Teşekkür ettiğini söyledi. Rusya ve Ukrayna Savaşı ile bağlantılı Türkiye'nin bu konudaki girişimlerini ön plana çıkardı. Onun dışında bu akşam boyunca konuşacakları konuları sıraladı. Göç anlaşması dedi. Türkiye'nin bu konuda Avrupa Birliği'ne ya da Avrupa ülkelerine sunduğu katkı dedi. Onun dışında tabii ki Orta Doğu'daki gelişmeleri de ele alacağız. Bu konuda ayrı görüşlerimiz olduğu, zıt görüşlerimiz olduğu zaten biliniyor dedi Almanya Başbakanı. Ardından yaklaşık 3 dakika sürdü Başbakan Scholz'un açıklaması. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan söz aldı, ev sahibi Scholz. Ardından da tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ve lafı uzatmadan hemen Filistin, İsrail, Hamas olaylarına geldi Cumhurbaşkanı ve ben çok açık sözle konuşan bir insanım. Burada da, Berlin'de de açık ve net bir şekilde bu konuda konuşmak istiyorum dedi ve şu ana kadar İsrail'in 13 bin Filistinliyi öldürdüğünü söyledi. Çocuklar öldürülüyor, yaşlılar, kadınlar, hastalar öldürülüyor, hastaneler bombalanıyor, camiler, kiliseler bombalanıyor. Biz bu durumda oturup elimiz kolumuz bağlı mı kalacak? Hayır, biz böyle yapamayız. Bizim insanlık anlayışımız başka dedi Cumhurbaşkanı. Ve esasında yanında duran Başbakan Olaf Scholz'e dönmedi ama ona hitap ederekten sonuçta bizim Türkiye olarak borçluluk psikolojimiz yok. Özellikle Holocaust konusunda bir borçluluk hissetmiyoruz. Borçlu olmadığımız için de rahat rahat konuşuyoruz. Borçlu olanlar, Holocaust borcu olanlar rahat konuşamıyor dedi ki, bunun tabii ki bu cümle Başbakan Olaf Scholz'e direkt olarak söylenmiş bir cümleydi. Ve ondan sonra da Türkiye'nin bu konuda bambaşka bir tavrı olduğunu tekrarladı. Daha sonra gelen sorularda da bu pozisyonunu korudu Cumhurbaşkanı. Birazcık ortamı yumuşatmak için o şekilde tanımlayalım. Türkiye'nin eğer bir rehine takası söz konusu olursa o konuda da Ukrayna-Rusya arasındaki tahıl anlaşmasında, tahıl koridoru anlaşmasında olduğu gibi o konuda da yardımcı olabileceğini söyledi. Hatta bir önceki görüşmesinde Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'le bu konuda bir anlaşmaya vardığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Steinmeier, Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier önümüzdeki hafta İsrail'e gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ona dedim ki dedi, siz bir ucundan tutun, biz bir ucundan tutalım, rehinelerin serbest kalmasını sağlayalım şeklinde bir konuşmaya yaptı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca iki konuya daha değindi. Bunlardan biri
Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilgili sürecine eleştiri getirdi. 52 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekletiyorsunuz bizi dedi. Bir diğer konu da tahıl koridoru oldu. Bu konuda da Türkiye'nin çok büyük katkıları olduğunu bir kez daha hatırlattı. Böyle karşılıklı demeyelim de en azından gerilimli bir atmosferde geçti ve gerilimi artıran bir nokta bir Alman meslektaş gazeteci Eurofighter konusunu gündeme getirdi. Bu şartlar altında sizin Türkiye'nin İsrail'e olan yaklaşımının şartları altında Almanya'dan Eurofighter savaş uçakları almayı bekliyor musunuz, alabilecek misiniz şeklinde bir soru sordu Alman gazeteci. Cumhurbaşkanı adını koyalım, gazeteciyi tersledi ve biz başka ülkelerden de gerekirse Eurofighter ya da savaş uçağı alırız. Almanya bunu tek üreten ülke değil. Ayrıca basın olarak, bir basın mensubu olarak bizi tehdit etmeyin, insani, vicdani sorular sorun şeklinde bir cevap verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki Cem, bu kadar gerilimli bir basın toplantısından sonra kapılar ardında heyetlerin görüşmesi vardı. Ne görüşüyorlar orada? Hangi konular ele alınıyor? Evet, Türkiye'den geniş kapsamlı bir bakanlar kurulu diyelim katılıyor toplantıya. Almanya'dan da Scholz'un en yakın çalışma arkadaşları katılıyor. Şimdi tabii bu İsrail, Filistin, Hamas sorunu çok konuşulan bir konu oldu. Geçen günlerde de hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin ziyaretinin iptal edilmesini isteyen Alman siyasetçiler çıktı. Fakat tek konu bu değil. İki ülkeyi bir bağlayan çok daha değişik konular var. Özellikle Olaf Scholz, Başbakan Olaf Scholz ve ona yakın isimler Türkiye'nin arabulucu rolünü hep vurguluyorlar. Yani Ukrayna-Rusya savaşında olduğu gibi Filistin'de de vazgeçilmez bir partner olduğunu vurguluyorlar ve Türkiye'yi kaybetmek istemediklerini bu bağlamda hep dile getiriyorlar. Ayrıca göç konusunda da Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2016 yılında yapılan göç anlaşmasının yenilenerek tekrardan gündeme getirilmesi Almanya tarafından çok arzulanıyor. Bu konu konuşuluyor şu saatlerde. Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerin yeni bir ivme kazanması söz konusu. Türkiye ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında getirdiği dosyalardan birinde ise vize konularında yaşanan sorunlar var. Türkiye'de özellikle Alman temsilcilikleri Almanya'ya, Avrupa Birliği ülkelerine, Schengen ülkelerine gelmek isteyen Türklere çok zor vize veriyor. Bu bağlamda bir kolaylık arzu ediyor. Cumhurbaşkanı bunu gündeme getiriyor şu saatlerde yapılan toplantılarda Serdar. Peki şimdi Cem, şunu da soralım. Bu açıklamalar sonrası, sert açıklamalar sonrası Almanya'dan ne gibi tepkiler var? Gazeteciler ne diyor, siyasetçiler ne diyor? Medyada herhangi bir değerlendirme yapıldı mı? Evet, ilk tepkileri yayına girmeden önce taradım. Doğruyu söylemek gerekirse Alman medyasının korktuğu başına geldi diyebiliriz. Çünkü bu basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail konusundaki yahut Hamas konusundaki ya da Filistin konusundaki pozisyonlarını tekrarlaması durumunda Başbakan Olaf Scholz'un çok zor bir durumda kalacağı dile getiriliyordu. Ve basın toplantısı sonrasında gelen ilk tepkilerde de hem Alman medyasından hem de sosyal medyadan takip edebildiğimiz ilk tepkilerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esasında istediğini söyleyebildiğini fakat Olaf Scholz'un cevap veremediğini belirtiyorlar. Bu şekilde yorum yapıyorlar. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'den de bildiğimiz, Türkiye'de de dile getirdiği Filistinlilere ve kısmen Hamas'a olan desteğini Berlin'de de, Almanya'nın başkentinde de tekrarlamış oldu. Alman medyası, Alman kamuoyu bu konuda çekinceleri vardı, korkuyorlardı. Çünkü Almanya'nın İsrail'de olan çok özel bir ilişkisi var, Holocaust'la bağlantılı. Olaf Scholz'un da bu konuda pasif kaldığını söyleyebiliriz basın toplantısında. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin'den istediğini söyleyerek ayrılacak bu akşam saatlerinde.